Biz hala 500 sene öncenin tefsiriyle, 1000 sene öncenin tefsiriyle, hatta 150 sene öncenin tefsiriyle bugün okuyamayız. Yapmayın ne olur. Ondan sonra din anlaşılmıyor. Yok deist oluyorlar, yok ateist oluyorlar, yok şu oluyorlar. Yani olur ya. Bu anlatımla bir yere varamazsınız ki. Adam fizik okumuş, adam astroloji okumuş, adam kimya okumuş, adam biyoloji okumuş dibine kadar. Sen hala diyorsun onu işte Allah testi gibi yarattı Adem'i. Vurunca küt 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 ses çıkıyordu. Sonra diye ruhundan üfledi falan. Yani böyle bunun mecazlarından artık açılmanması ve varlığın nitelik ve niceliği nasıl, varlığın varlıktan nasıl ürediğini, açığa çıktığını biraz idrak etmekte fayda var. Şullah. Nereye dönersen dön diyor. Allah'ın veçinden başka bir şey göremez. Ya fesemme veçullah. 360 derece dön. Tepe taklak dön. Çaprazdan dön. Nereye dönersen dön. Ancak ve ancak innallâhe vâsîn alîm. Her şeyi kapsamış. Her şeyi kapsamış. Bak bunların hepsi tercüme hataları. Maalesef çok özür dilerim. Her şey var da ondan sonra o kaplamış onu. Arşı istiva etmiş. Arş varmış da gelmiş arşı istiva etmiş. Ya o arş da kendisi, kaplayan da kendisi, kaplanan da kendisi. Bunu da unutmayalım. Hep iki görme refleksinden kurtulmaya çalışalım. Yanınızdakinin hak olduğunun farkına varalım. Değdiğin zaman hakka değdiğinin farkına varalım. Tabii bunun göreceli. Biz burada şu anda dünya kadar tarikat çıkmış. Efendim işte şimdi cerrahiler, işte Ahmet Ozan. Şimdi Ahmet Ozan meselesinde adam mesela ne diyor? Biz diyor işte kaçıncı yıldayız? 1000 sene evvelki tefsir. Bak şimdi bu adam şeyh oldu. Posta oturttular. Cerrahi diyorlar mesela. Kurban olsun cerrahiye. Ben de kurban olayım Nurettin cerrahiye. Evliyanın reislerinde. Mahmut Efendi Hazretlerimiz her zaman arabayı durdururdu. İnerdi ayakta okurdu ya Karagümrük'te. Büyük veli bugün Nuri imam oldu. Uyan gelsin bu meydane. Kutupluğunu ilan etti Ayasofya Camisi'nde derdi hala der efendi babamız Kattesabbâsıma. Biz onu konuşmuyoruz. Ama şimdi o posta oturtuna adam işte 1000 sene önceki tefsirle, 150 sene tefsirle olmaz. Yapmayın ne olur. Din anlaşılmıyor. Millet deist oluyor, ateist oluyor diyorsunuz. Ne oluyormuş? Adam astroloji okumuş. Okusun. Fizik okumuş. Okusun. Kimya okumuş. Biyoloji okumuş. Okusun. Dibine kadar. Sen hala diyorsun ki Allah testi gibi yarattı Adem'i. Vurunca küt küt ses çıkarıyordu. Üf diyordu. Sonra ruhundan üfledi falan filan. Bunlar mecazmış. Kur'an'da böyle mecazlar varmış. Bunları anlamak lazımmış. Ya sen Allah'ın ayetini inkar ettin. خَلَقَ الْاِنْسَانُ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ Fakhar saksı gibi diyor. Salsal diyor. مِنْحَمَّيْنْ مَسْلُونَ diyor. Kuru kara kokmuş çamur diyor. Bu hususta 3-4 kaç yerde? En az 3-4 yerde şu anda aklımda var. Ayet-i kerimeler var. Rahman'da da var. Efendim, herkesin bildiği ayetler. Ağılda çık, meallere bak. Cübbeli uyduruyorsun. Evrimci misin, devrimci misin? Git Diyanet'e bak. Elmalı Hamdi Efendi'ye bak. Konyalı Mehmet Bey Efendi'ye nasıl? Bütün mana budur. Biyoloji bilmem ne okudu diye Allah Adem'i şundan yarattım dediğinden Allah akıl mı öğreteceğiz? Ya Allah ondan yaratmadı esasen de. Böyle diyor ama mecazını anlamak lazım. Peygamber anlamamış, sallallahu aleyhi ve sellem sahabe anlamamış. Sen ne biçim şeyhsin? Müslüman mısın ki sen şeyh olasın? Şimdi bu tarikatla böyle şey olur mu yani? Şimdi şuraya bak. Nereye dönersen Allah'ın veçinden başka bir şey göremezsin şimdi. Fesemme veçullah. Allah'ın veçi oradadır. Bu atın manası o mu? Bu atın manası feynime tüvellü fesemme veçullah. Dünya neresinde olursa olursa olsun kıbleye dönerseniz namazda Allah'ın rızası, arzu olduğu yön orasıdır. Çünkü illa da gidip Kabe'nin dibinde kıl diye bir şart yok. Öyle olsa nasıl namaz kılacaktık? İşte o ayete mana veriyor. 360 derece dön, tepe taklat dön, çaprazdan dön. Nereye dönersin? Ancak innallâh vâsûn elim. Allah her şeyi kapsamış. Tamam. Bunlar diyor tercüme hatası diyor. Bak. Neymiş? Arşı istiva etmiş. Arş varmış da gelmiş arşı istiva. Nasıl arş yok ya? Rahman alel arşı istiva. Arşı istiva etti. Ayet var kaç yerde? Taha'da var. İşte benim ne bileyim. Efendim Tevbe'de olacak. Ondan sonra veyahut Araf'ta olabilir. Yani Araf. İnne Rabbekumullahu lezi. Orada var. Ondan sonra arş var. Ve o Rabbul arş lazım. Kur'an'da kaç yerde büyük arşın sahibidir diyor. Ondan sonra arş varmış da istiva etmiş de ya arş da kendisi. Bak şimdi.
Arş Allah'ın kendisiymiş. Ya arşı yarattım diyor. Arşı yarattım diyor kurban olduğum. Ve kâne arşu alel mâ. Arş suyun üstündeydi diyor. Allah kendisi, arşın kendisi ise Allah mı suyun üstünde? O tövbe ya Rabbi altında su var. Ve kâne arşu alel mâ diyor. Burada bir mahluk var. Burada bir yaratılmış arş var. Altında su olduğunu beyan ediyor. İlk yaratılışta. E şimdi sen arş da kendisi, efendim kaplayan da kendisi, kaplanan da kendisi. Kaplanan nasıl oluyor? Allah kaplanır mı? Bütün Kur'an ve elânû bikül şey muhit. Allah'ın sıfatı muhit, kaplayan, kavrayan, kuşatan muhit var. Muhat yok. Kuşatılan olur mu Allah? Kim kuşatacak Allah? La tüdrü gülümser. Gözler onu idrak edemez, kuşatamaz. Ve tüdrü gülümser. Gözleri de sahiplendi, o idrak eder, ihata eder diyor. Ve vellatibe. Bunu da unutmayalım. Hep iki görme refleksinden kurtulmaya çalışalım. Yanınızdakinin hak olduğunun farkına varalım. Yani yanındaki şarapçıysa da hak, o da Allah'mış. Kediyse hak, köpekse hak. İşte bu aynı demin dediğim işte. Her şeyde Allah'ı görüyorumdan çıkmış. Her şey Allah'ın kendisi diyor ya. İşte adamın sözü Ahmet Ozan'ın. Değdiğin zaman hakka değdiğinin farkına varalım. İyi, karına dokundun Allah. Karın sana dokundu Allah. Sen gittin yabancı karıya dokundun Allah. Fahişeyle temas ettin Allah. Tövbene estağfirullah. Neuzu billah maazallah. İşte bunlar şu anda tarikat. Devlet kanallarında bunlar konuşuyor. Beni konuşturmuyorlar. TRT'lerde bunlar konuşuyor. Ramazan programında devletin kanallarında bunlar konuşuyor. Bütün Müslümanların kanallarında bunlar konuşuyor. Cübbeli şeriatı savunduğu için cübbeli konuşturulmuyor. Ama bu batılları savunanlar, Ömer Turun İlençeller bilmem neler, efendim sahabeye hakaret edenler, neler neler diyenler, cennette cinsiyet yok, cehennemde ateş yok dedi adam ya. Bütün Kur'an inkar etti. O adamın da halifesi bu. Tabii öyle şeyhin böyle halifesi olur. Ama şimdi ben bunların neyine reddiye yapacağım? Şaşırdım kaldım. Onun için çok tehlikeli efendim lafları var. Sen bunları biz diyor bütün ezberleri bozalım. Bugüne kadar din diye öğrendiklerimizi bir kenara koyalım. Ne demek ya? Medresede, Sıbyan Mektebi'nde, hocanın, hacının, şeyhi, bütün bize öğretilen İslam'ı diyor bir kenara koyalım diyor. Ben diyor size diyor yeni bir diyor din anlatacağım diyor. Onun için diyor ancak Allah var, Allah'tan başka mevcut yok, var yok, hakikat yok. Her şey o zaman oldu süfestaye gibi hayal, vehim, rüya. Rüyada da zaten affedersin 40 karıyla zina etsen bir vebali yok zaten mesela. Teklif gitti, tekellüf gitti, şeriat zaten boşa düştü kardeşim. Ondan sonra karı erkek karışık, sazlar, neyler, cazlar gelsinler. O biçim tarikat ayini yapalım. Bu ancak mason tarikatlarına yakışır. Ehl-i sünnetin tasavvufunda, sofiyesinde, tarikatında, şeriatında böyle kelamlar, kelimeler yok. Bunlar hiçbir makamda olmadıklarından bu adamlar mazur değildir, taklide elverişli değildir. Bunları taklit eden de mazur olmaz. Bu adamların manevi halleri, makamları, İbn Arabi'yi taklit ediyorum, ben Beyaz Bestami taklit ediyorum demeleri batıldır. İbn Arabi'lerin, Beyaz Bestami'lerin sözleri çarpıtılmış, yamultulmuş olmakla beraber hakiki sözlerin manalarını da ulema beyan etmiştir. Ama bunların sözlerini biz tevhile uğraşmakla mükellef değiliz. Zırva efendim şey kaldırmaz yani. İzah kaldırmaz yani, zırva palavra yani. Arş da kendisi, ferş de kendisi, kaplayan doymuş, kaplanan doymuş. Başkaları Allah'a kaplamış diyorsun sen burada. Kaplanan nasıl Allah olur aşağı? Yani bu lafızlar elfazı küfürdür, elfazı şirktir. Biz sizi Allah için uyarıyoruz. Bu gibi sapık tasavvuflara, tarikatlara, bilmem nelere efendim gidip de dininizi, imanınızı heder etmeyin.